Evet, merhabalar. Benim ismim Fatih Şipka. Akhisar'da yaşıyorum. 91 doğumluyum. Bildiğim birkaç bir şey vardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu benim ilk videom. İlk YouTube eğitim videom. Video serim. Ne anlatmak istedim ben burada? En katmanlı mimari ve bunun üzerine yani yazacağımız API'nin üzerine React Native ile mobil ve web arayüz yazımı. Var, internette çok var bunun benzeri. Belki daha güzeli. Kalantor backendçi abilerimiz var. Frontendçi ustalarımız var. Ama ben de kendi bildiklerimi paylaşmak istedim. Hızlıca konuya girmek istiyorum. Bir tane Excel hazırladım burada. Genel bölümü. Burada tanışalım. İşte ne lazım, ne lazım değil. Ondan sonra backendle başlayalım istedim. Backend yazdım sadece. Yani bu tabi demek değil ki bu kadar bir konu. Bunun aralarını da sıkıştırmak isterim. Genelde kısa videolar tutacağım. Eğer ki böyle arada takılabilirim. Yeniyim daha usta değilim. Bunun için kusura bakmayın. Dışarıdan gürültü gelebilir. Bunun için de baştan sizden özür diliyorum. Teşekkür ederim. O yüzden hadi başlayalım. İlk bölümümüzden başlayalım. Bunu hallettik. Mesela ben buraya ne yazmak istiyorum? İşte ben tanışma faslı. Kendimi tanıttım. Buraya evet bu tamam. Ok diyebilirim. Hatta büyük harflerle yazayım. Buna da video numarası 1 diyebilirim. Mesela burada ne anlatmak istedim ben burada? Mesela app settings JSON bunun video numarası 13 olur. Ben bir tane daha anlatmak isteyebilirim belki buna ekleyeceğim vardır. Yetmez. Aynı şekilde buradan devam ederim. Derim ki buna da kardeşim bu 14. Araya ekleyebilirim. Bir şeyler çıkartabilirim. Veya atıyorum şuradaki 3 tane konuyu tek videoda anlatabilirim. Bunlara diyebilirim ki bunun videosu 4. 4. Bunların 3'ünü de 4. videoda ben anlattım diyebilirim. Bunu da bize bir rehber olsun. İçimizi görsün, kolaylaştırsın diye yazdım. İlk baştan neden başladık? Tanışma faslı. Ben kendimi size tanıttım. Biraz önce bahsettiğim gibi bir sonraki videomda işte gereksinimler, belki 2-3 tane maddeyi birden halletmiş olacağız. Bu projenin sonunda yani bu eğitim videosunun sonunda elimize ne olacak? Bir tane REST API yazıyor olabileceğiz en katmanlı mimari ile. Bunun için ne kullanacağız? Entity Framework kullanacağız. Sonrasında bir tane mobil uygulama yazarız. Expo üzerinden yazıyorum ben. Bu da nedir? React Native'de yazacağız. React Native'le devam edeceğiz frontend kısmına. En son bittikten sonra hala vaktimiz olursa, hala ölmemiş olursak bir de web kısmını yazarız. Onu da React.js ile yazarız. Belki Next ile yazarız. İşte bunları sunucuya atmak, bulut sunucuda çalıştırmak, sunucunun IaaS kurumlarına kadar size anlatmayı planlıyorum. Eğer ki nasip olursa. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.